Anneciğim, gitmedi mi üzüldün? Ne oldu sanki? Bir yerimiz mi eksildi? Canımızdan mı olduk? Dua et sana bir şey yapmamış. Yavrum, ben o altınları sizden geri almak için vermedim ki. Anneciğim, önce kendimizi düşüneceğiz. Biz ilk önce evimizi kurtaracağız, ha? Akılsız var. Ben niye kendi başıma gittim? Ne oluyor kendini üzünce? Her şey düzeliyor mu? Ya ben de çalışırım. Necip'in de artık işleri düzeldi, eli iş tutuyor. Ya biz o hastane parasını her şekilde buluruz. Ama bizim bir tanecik annemiz var. Sana bir şey olursa biz ne yaparız? Hem Sinan senin bu halini görürse bak. Sinan'a bir şey mi dedin sen? Demedim ama istiyorsan hemen arayıp söyleyeyim ha. Sakın sakın bir şey söyleyeyim deme Sinan'a. Yarışmada ya. Biz hallederiz, sonra söyleriz ha kızım. Hadi ben geldim. E hadi, banka kapanacak. Sizi mi bekleyeceğim ya? Ay. Koş koş koş. Dur, ay, dur, dur. Ya biz kapattık ama. E ama evlatçığım, ben içeride görüyorum, insanlar var. E sistem kapandı hanımefendi. Sayım yapıyorlar da. Yavrum, benim sayıma bir zararım dokunmaz ki. Bak çocuğum, sen bir izin versen de ben içeriden biriyle görüşüversem. Yavrum, benim ipotekte evim var çocuğum. Kurban olayım, yardımcı ol. İnanın öyle olmuyor. Yarın halletseniz hanımefendi. Zaten ek süre aldık. O da bugün sondu. Bunu ödemezsek evsiz kalacağız. Beyefendi, yetkili biriyle görüşsek de derdimizi anlatsak. Yani anlıyorum sizin de göreviniz ama ne olur. Ne olur, siz de beni anlayın. Bu saat itibariyle yatırsanız bile yarın geçer. Bitti. Yarın geleceğiz artık, ne yapalım? Kaşarın kilosu 25 kuruş daha ucuz diye gittin bizi 10 kilometre ötedeki markete kadar yürüttün. Hayır, zaten oruç benim kafama vurmuş. Salak gibiyim. Anne, köfte kokuyor. Köfte kokuyor anne. Anne, biz de banı yanında köfte mi yapsak? Ay. Yüzün dönmesin Meral. İşlediğin sevap azalır. Ya. Tabii tabii. Sen löp löp gömdün bütün salamları, sucukları. Oh, tuzun kuru tabii. Onca hapım var canım. Ben senin yaşındayken 3 ayları bile tutardım. Bir seni emzirirken tutmadım. Ay anne ya. Anne hiç yüz verme. Geldiği gibi defolup gitsin pis yılan, tamam mı? Nereden böyle anne kız poşetleri doldurmuşsunuz? Cehennemin dibinde. Ay hadi canım diyoruz yoluna. Hadi, hadi. Hah, şahane. İkiniz de komşunuz Melihan'ın ağzıyla konuşmaya başlamışsınız. Gayet güzel etkilemişsiniz. Anne, anne diye dibinden ayrılmıyordun. Komşu Melihan oldu şimdi. Yani maalesef artık komşu da diyemeyeceğim. Safım benim ya. Gitmiş ipotek parasını da kaptırmış. Senin suratına. Saf yaptı kadını bir de ya. Ayıp, ayıp. Aman. Derdi tasası size düşmesin. Onlar zaten o ipotek parasını bulmak için yine dönüp dolaşıp bana gelecekler çünkü. Avucunu yalarsın. Meliham dişinden tırnağından arttırıp kıyısına çoktan biriktirmiş altınları. Onları bozdurup ipotek parasını denkleştirdiler. Canım, hadi annemiz gidelim. Sana da geçmiş olsun kardeş. Göreceğiz bakalım. Alo. Bırak şimdi beni, iyiyim ben, iyiyim, işim yok. Ya bu Melihalar parayı bulmuş. Hı. Geç mi kaldılar? Bak geçen sefer yardım etmedin, kural dedin, o dedin, bu dedin. O zaman bu sefer de kurallar geçerli olsun.
tamam. Satış işlemleri başlayınca da ilk beni arıyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.